Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün hep birlikte mayasız ekmek hazırlayacağız. Evet, yumuşaklığını görüyorsunuz. Yanlış duymadınız. Ya, ne yaş maya ne toz maya. Hiçbir şekilde maya kullanmayacağız bu ekmek yapımımız için. İç malzemesini görüyorsunuz. Gerçekten mayalı ekmeklere eşdeğer lezzette, eşdeğer yumuşaklıkta bir sonuç elde ediyoruz. Dediğim gibi mayasız somun ekmeği hazırlayacağız hep birlikte. Bunun için malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Buradan takip edip fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka deneyin isterim. Mayalandırma sürecini, uzun uzun bekletme sürecini aşmak istiyorsanız bu tarif tam sizlik olacak. Malzemelerimizde öncelikle hamur malzemelerimizi hazırlayacağız. Burada bir su bardağı su, bir buçuk su bardağı da süt kullanıyorum. Ilık şekilde kullanıyoruz. Ben önceden ısıttım. 1 yemek kaşığı toz şeker kullanacağız. Yarım çay bardağından fazla görüyorsunuz zeytinyağı ilave edeceğim içerisine. Videonun başında da aktardığım gibi hiçbir mayalandırma sürecimiz olmayacak. Toz maya, yaş maya kullanmıyoruz. İçerisine un ilave edeceğiz. Yavaş yavaş unumuzu ilave edin. Öncelikle 2,5 su bardağı un ilave edip bir kıvamını hep birlikte görelim istiyorum. Güzelce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alması önemli. Pürüzsüz bir kıvam aldıkça ununuzu ilave edin içerisine. Yaklaşık ben 5,5 su bardağı un ilave ettim ama un markanıza göre değişecektir. Çok amaçlı un tercih ederseniz yapımında daha güzel bir sonuç alacaksınız. Gördüğünüz gibi azar azar tamamen hamurumu pürüzsüzleştirdikçe un içerisine ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu kullanacağız içerisine. Bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Özellikle bu aşamaları kesmeden göstermek istiyorum ki kıvamını görmenizi istiyorum. Oluşan hamurumuz hafif ele yapışan bir hamur elde etmiş olmamız gerekiyor sonuçta. Öncelikle kaşıkla karıştırmak istedim ki bu hemen elimizi içerisine yoğurma işlemine başlamayalım. Ardından hani kıvamını alınca yavaş yavaş kıvamını aldırmaya başladığında artık elimizde yoğurma işlemine geçebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim içerisine. Açıklama kısmına yazacağım. Buradan da takip edin isterim malzeme listesini. Bakın un daha alacaktır. Dediğim gibi toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ama un markanıza göre değişecektir. Lütfen azar azar ununuzu ilave edin. Artık kaşığımdan temizleyeceğim ve elimle yoğurma işlemine başlayabilirim. Zamanı pratikleştirmek için yaptığımız yöntemlerden birçok yemek çeşidi var, tatlı çeşidi var. İşte onlardan biri de artık ekmek çeşidine geçtik. Mayasız bir ekmek hazırlıyoruz hep birlikte. O kadar güzel yumuşacık bir hamurumuz var ki gerçekten yoğrulmaya çok elverişli bir hamur olacak bu ekmeğimiz. Güzelce hamurumuzu el yordamıyla yoğuralım. Aktardığım gibi çok fazla un ilave etmeyelim. Ele hafif yapışan bir kıvama geldiğinde hamurumuz artık hazır demektir. Yoğurma işlemi önemli. Bu sebepten dolayı kesmek istemiyorum. Çünkü kabartma tozuyla yapıyoruz. İçerisinin gözenekli olması için, bu yapıya sahip olabilmesi için içe içe katlayarak bol bol yoğurmamız gerekiyor. Artık bakın hamurum hazır tamamen. Yumuşak bir hamurum var. Buradan da görmenizi istiyorum, göstermek istiyorum. Hafif de ele yapışıyor. Üzerini kapatacağım ve sadece 10 dakika hamurumun toparlanması için dinlendireceğim. Bakın 10 dakika dinlendirdim hamurumu, artık tezgahıma biraz un serpiştireceğim ve hamurumu tezgaha alacağım. Tezgahta da biraz yoğurma işlemi gerçekleştireceğiz. Az önce de aktardığım gibi kabartma tozuyla yapıyoruz. Gözenekli yapı elde edebilmemiz için bu aşama önemlidir. İçe içe katlayarak yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde yoğurmamız gerekiyor.
Yumuşaklığını görüyorsunuz zaten. Hamurumuzun sert bir hamurumuz olmaması gerekiyor sizin yaptığınız hamur işleminde de. Güzelce hamurumuzu güzel bir form kazandıralım. Pürüzsüz bir form kazanacaktır. Yoğurdukça görüyorsunuz zaten. Güzel bir form kazandı hamurumuz. Gayet yumuşak, güzel. Artık son işlemlerimize geçelim. Parmak dokunuşlarımla şöyle bir açacağım. Sonra içe doğru bir rulo katlayacağım. Dediğim gibi bu gözenekli bir yapıya sahip olması için içerisine hava kabarcıkları geçmesi gerekiyor. Katlama işlemini gerçekleştirelim. Bu şekilde rulo yapalım. Şöyle el yordamıyla elimizi merdane şeklinde biraz kullanarak uzatalım. Hamurumuzu esnetelim. Ardından bezeleri ayıracağız hamurumuzu. Önce göz kararı bir ayarlama yapıyorum. 6 adet bezeye kestim. Burada eşit şekilde ayarlamaya çalışın. Bunlardan güzel ekmekçikler oluşturacağız. Boyutlarını çok fazla büyük tutmayın. Çünkü mayalı bir hamur değil. Kabartma tozu kullanıyoruz burada. Bu sebepten dolayı içinin de pişmesi için bu ölçü, bu oran yeterli olacaktır. 6 adet. Yapacağımız boyut zaten çıkan sonuçta bir el boyutundan biraz daha büyük ekmeklerimiz oluyor. Somun ekmeklerimiz oluyor. Hem ekmeğimizi birer birer bu şekilde kişilere paylaştırmak açısından harika bir yöntem. Hani tek kişilik ekmekler diyebiliriz açıkçası. Bakın, tekrar bu işlemi göstereceğim size. Şöyle ekmek şeklini verdim. Tekrar göstermek istiyorum. Önemli bir aşama. Bakın hamurumuzu birkaç hemen şöyle birkaç şekilde içeri doğru katladım. Parmak uçlarımla yine bir yuvarlak şekil oluşturdum ve rulo sarıyorum tekrar. Şöyle elimi merdane gibi kullanıp biraz açacağım. Ve şeklini veriyorum artık uç kısımlarını. Biraz sivrileştiriyorum. Görüyorsunuz. Hamurumuz gayet yumuşak. Güzel bir hamurumuz var. Elimle açtım. Birkaç dokunuş yeterli oluyor zaten. İçe doğru katlıyorum, rulo yapıyorum. Bakın birleşim yeri var. Burayı tamamen yok etmek için, kaybetmek için şöyle bir elimi merdane şeklinde kullanıyorum. Ve bakın güzel bir uçlarını sivrilterek ekmek şeklini verdik. Somun ekmek şeklini verdik. Yağlı kağıt serdiğim tepsime bu şekilde dizdim. 190 derecelik fırında orta katın bir alt katında pişireceğiz. Ama öncesinde üzerine su süreceğiz. Bir fırça yardımıyla su sürelim. Bu arada fırınızı çalıştırın. 190 derecelik fırında pişireceğiz. İlk 15 dakikası fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kase su koyarsanız 15 dakika sonra çıkartın. Yumuşak ekmekleriniz olacaktır. Buharda pişme özelliğini de kullanacağız bu ekmeklerde. Özelliğini dediğim gibi fırça yardımıyla su sürdüm. Bu su sürdüğümüz su çıtırlık kazandıracaktır ekmeklerimize. Ayrıca çok amaçlı un, kek unu ya da böreklik, baklavalık un. Bunun farkını www.emercelezzetlianlar.com adresimde bu paylaşımda sizlere açıklayarak yazdım. Bunu da mutlaka okumanızı isterim. Mayasız ekmek tarifimde bu yazımı da bulabilirsiniz. Şöyle bir jilet yardımıyla hemen kesik attım. Keskimi bıçak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 190 derecelik fırında orta katın bir alt katında içerisine ilk 15 dakika bir kase suyla ben ekmeklerimi pişirdim. Görüyorsunuz gayet yumuşak yapıya sahip ekmeklerimiz. İç dokusunu da göstermek istiyorum size. Şu an aslında çok sıcak, hemen göstereceğim. Birkaç dakika dinlensin. Üzerini kapatıp dinlendireceğim. Ardından size iç dokusunu göstermek isterim.
Sadece bir 5 dakika ılıklaşması yeterli olacaktır sunum için. Bakın ekmeklerimizi 5-10 dakika arası ben dinlendirdim. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şekli gerçekten çok hoş. Ve tek kişilik ikram edebileceğiniz güzel ekmekler. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Maya kullanmadık, dediğim gibi bekletme sürecimiz yok. Mayalı ekmeğe eş değer lezzetli bir sonuç elde ettik. Gözenekli yapısını görüyorsunuz. İşte bu yoğurma işlemimizin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Yumuşacık, güzel ekmeklerimiz oldu. Diğer tariflerimi www.emelcelezzetlianlar.com adresinde, YouTube kanalımda, Facebook, Instagram kanallarımda bulabilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Ekşi maya, 4 günde hızlı ekşi maya nasıl yapılır? Bunları da sizle detaylı olarak paylaştım. Lütfen takip edin, inceleyin derim. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok kıymetli. Bekliyor olacağım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle yepyeni pratik tariflerle görüşmek üzere.